Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Şu andan itibaren otomobil almak isteyenin gerçekten aklı yoktur. Şimdi siz benim bu sözümden sonra, videonun bu başlığından sonra hemen otomobil almayalım mı diye sorular soracaksınız. Hayır arkadaşlar, videoyu izleyin. Neden böyle söylediğimi videoyu izledikten sonra çok daha iyi anlayacaksınız. Gerçekten şu anda otomobil almak isteyenin aklı yoktur. Ama nasıl? O sabırla beklediğimiz gün çok şükür birkaç gün önce geldi arkadaşlar ve ikinci el otomobiller artık sıfır otomobillerden daha pahalıya satılamaz diye direkt devlet eliyle bir madde yasaya girdi ve uygulanmaya başladı. Şimdi bazılarınız evet başladı ama hala işte daha pahalıya satmaya çalışanlar var gibi şeyler söyleyebilirsiniz haklı olarak. Yani daha önce çıkan kanunlar nasıl çevresinden dolaşılıp bir şekilde yok edildiyse bu da aynı şekilde yok edilebilir diyenleriniz olabilir. Ama arkadaşlar bu kez şöyle de bir şey var. Hem bayi hem galeri hem de alsatçı olarak bizzat şahıs olarak bu işi yapanlara eğer ısrar ederlerse sıfırdan daha pahalıya aracı listede tutmaya ve yayınlamaya araç başına 300 bin liraya kadar cezai işlem uygulanacak arkadaşlar. Yani insanlar eğer diretirse ve 3-5 araç satarlarsa bu 300 bin lira artarak katlanarak yukarıya çıkacak ve caydırıcılık anlamında oldukça etkili olacak. Çünkü insanların bir araçtan kazandığı paranın çok daha fazlasını ceza olarak devlete geri ödemesine sebep olacak. Aracı liste fiyatından pahalı yazmayıp da işte birkaç sıfır atıp aracı sanki daha ucuzmuş gibi gösterip ama aslında yine anlayanların anlayacağı dilde daha pahalıya satmaya çalışanlar var. Evet, onlar da inceleme altına alınmış ve onlara da 300 bin liralık cezai işlemler hem uygulanmaya başlanmış hem de bundan sonrasında da görülürse yine yazılmaya devam edecek arkadaşlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki peki bunların ne alakası var şu anda otomobil alıp almamakla? Sen bize videonun başında dedin ki bu zamanda otomobil alan, almak isteyen aklını yitirmiştir, aklını kaybetmiştir. İşte tam da şimdi mevzunun can alıcı yerine geliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz otomobil bir yatırım aracı olarak görünüyordu. Ama son dönemde özellikle bu ikinci elin sıfırdan pahalıya satılamaması durumundan sonra dolardaki, eurodaki ve altındaki artış otomobilin önüne geçti. Nasıl geçti? Bir insan aracı aldığında ancak ve ancak liste fiyatının artmasını bekleyecek ki o aracı daha pahalıya yine liste fiyatında satabilsin. Ama dolar, altın ve euro aldığında şu anda görüyorsunuz ki maalesef dolar, altın, euro durmuyor. Sürekli rekorlar kırarak sürekli yukarıya doğru ilerliyor. Euro 30 liralara çıktı ama hala duracak gibi görünmüyor arkadaşlar. Yani şu anda otomobilden daha fazla kazandıran şeyler var. Başka şeyler de var da onları söylemiyorum. Onlar çünkü Müslümana yakışacak şeyler değil. Gerçi otomobili alıp hak ettiği fiyatın çok daha üstünde fiyata satmak Müslümana yakışır mı? O da yakışmazdı ama maalesef bugüne kadar herkes böyle yaptı. Herkes demeyelim de vicdanını yitirenlerin çoğu böyle yaptı. Şu anda alsatçılar, galericiler ya da elinde ikinci el otomobil bulunan bayiler bir an evvel araçlarını elden çıkarmanın, satmanın peşine düştüler. Şimdi siz diyeceksiniz ki ne olacak canım, önümüzdeki ay bu araca yine zam gelecek. Zam gelecek de arkadaşlar piyasada araçlar bollaşmaya başladı. Piyasadaki bollaşmayla birlikte otomatik olarak bayilerde de sıfır araçlar bollaşmaya başlayacak. Yani artık alıcı olarak satıcıyla pazarlık yaparak fiyatı çok daha aşağıya çekme şansına sahip olacak insanlar bu bolluktan dolayı. Kısaca otomobildeki arz talep dengesi yerine oturursa işte o zaman şu anda gördüğümüz otomobil fiyatları ticaret kesilmesin diye mecbur aşağıya gelecek arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bunu geçenlerde bakanlık açıkladı. Yaklaşık 5000 kişi adam başı 50'şer adetten daha fazla araç alıp satmış. Yani ne demek bu? 5000 çarpı 50 desek 250 bin aracı 5000 kişi aralarında döndürmüş arkadaşlar. Bunlara bir de bayilerin ikinci ele çıkarıp sattıkları araçları ekleyin. Üstüne bir de galerilerin bayilerden toptan olarak araçları alıp kendi tezgahlarına çekip orada sattıklarını ekleyin. Yani arkadaşlar 500-600 bin araç hiç abartısız yalandan satılmış durumda. Ne demek yalandan satılmış? Yani gerçek anlamda son kullanıcıya, biniciye gitmemiş. Bayiler, alsatçılar, galericiler kendi aralarında bu araçları bir şekilde döndürmüşler. Bunu 5000 kişi alsatçı olarak tespit edilen, bunlara da araç başı 300'er bin liraya kadar ceza kesilecek Allah'ın izniyle. Bu 50 kişi tespit edilmiş durumda. Yani cezalar ardı arkası kesilmeden hızla devam ediyor artarak arkadaşlar. Şimdi burada ben demiştim demek istemiyorum ama en başından beri söylediğim otomobile çok fazla talep yok cümlesi işte burada yerine cuk diye oturuyor. Sadece ve sadece yatırım aracı olarak otomobile kavuşmak isteyenler araçların peşine düşmüşler arkadaşlar. İşte burada bu ortaya çıkıyor. Zaten biliyorsunuz bayiler, galeriler artık iyice azıtmışlar.
yapmışlardı. Toplu toplu ya otomobilleri sıfırdan alıyorlardı ya da paravan şirket kurup toplu halde oraya geçirip ikinci elde daha pahalıya satıyorlardı. Üstüne bir de sadece 5000 kişinin 50'şerden fazla araç sattığını görüyorsunuz. Yani deli bir rakam var ortada. Halbuki talep bunun belki onda biri anca. Çünkü kaç kişi şu zamanda 2 milyonluk, 2,5 milyonluk aracı alıp da gerçekten kullanmak ister? Bence sayı çok fazla değildir. Bu saatten sonra dövizdeki artış otomobil fiyatlarındaki artışı geçmişken ikinci el araç fiyatları sıfır otomobillerin liste fiyatlarından daha pahalıya satılamayacakken otomobil bayileri yavaş yavaş araçlarla dolmaya başlamışken ve ikinci elde panikle sıfırdan ucuza bir sürü araç ilana girilmişken işte arkadaşlar bütün bu şartlar altında hala yatırım aracı olarak görüp alsat yapmak amacıyla otomobili almak isteyenler aklını yitirmiştir. Gerçekten aklı olmayan insanlardır. Şu andan itibaren ben araç alayım da ikinci elde daha pahalıya satarım. Oradan daha fazla para kazanırım. Devri kapanmıştır. İnşallah devlet şu son çıkardığı ve gerçekten etkili olan maddenin kanunun arkasında güzelce durur. İyi denetlemeler yapar da otomobildeki bu köpük fiyatlar, balon fiyatlar tez zamanda eski haline geri döner. Yani sıfırından, liste fiyatından pahalıya otomobil olmasın. Başka bir şey istemiyoruz biz. Evet otomobil fiyatları çok arttı ama dün 1,5 milyonluk aracı 2 milyona satıyorlardı. Böyle bir kanun yokken. Bugün araç 2 milyona çıktı. Yine 2 milyona satıyorlar. Satsınlar. Ben 3 ay önce de 2 milyon alacaktım zaten o aracı. Bugün de 2 milyon lira. Yani düşününce ben bir zararda değilim. Çünkü köpük kalktı ortadan. Köpüğün kalkmasıyla birlikte ikinci eldeki fiyatlar sıfırının altına geldi. Ya da sıfırıyla kafa kafaya geldi. Bizi sevindiren, bizi mutlu eden olay bu. Şimdi bu saatten sonra göreceğiz bakalım otomobile ne kadar talep oluyor. Otomobil satışları yine 100 binleri, 200 binleri görebiliyor mu? Rekorlar kırabiliyor mu? Ticaret Bakanlığı'nın da bu kanunun çıktığında söylediği gibi arkadaşlar çok uzun süreler beklememize gerek yok. Temmuz-Ağustos gibi piyasa dengelenir demişti. Gerçekten de öyle olacağı görülüyor. Ya ben şöyle tahmin ediyorum. Çok değil bir ay sonra falan bu piyasada gerçekten sadece otomobili kullanmak için almak isteyenlerin eline kalacak her şey. Alsatçılar, galericiler, bayiler, otomobili ikinci ele çıkarıp da oradan daha fazla fiyata satmaya kalkanlar tamamen bu işin içinden çekilecekler. Sen şimdi belki de bu videoyu izleyen birisi olarak diyorsun ki Bay Yeşilbağ ben alsatçı değilim, galerici değilim, bayi değilim, otomobilden kar yapmanın peşinde olan birisi değilim. Ben de mi araç almayayım? Hemen cevabını vereyim. Asıl şimdi tam zaman arkadaşlar. Senin araç alman için yani gerçekten kullanıcı için, binici için, özellikle engelli kardeşlerimiz için ben aracımı alayım da 5 yıl kafam rahat etsin diyenler için işte şimdi tam zamanı. Çünkü artık ikinci el fiyatları sıfırların yanına geldi. Bu saatten sonra her ay sıfır araç fiyatları artacağı için kullanıcının aracını alması lazım. Gerçek anlamda binecek olanın yatırım amaçlı değil, kendini bir yerden bir yere taşımak için araç arayanların artık aracını alması lazım. İşte tam onun zamanı arkadaşlar. Eğer gerçekten bir araç alma niyetiniz varsa şu anda ya da bundan birkaç gün sonra piyasada işler iyice düzelip de bollaşmalar yaşanınca biraz da pazarlıkta istediğiniz aracı istediğiniz fiyata size uygun gelecek olan fiyata satın alın arkadaşlar. Hiç beklemeyin. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta cila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşilbağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşilbağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.